Klişeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin bir bölümüyle daha karşınızdayız. Ben Cenk, arkadaşım Emre ile birlikte bugün Türkiye'de basın tarihi, gazeteciliğin, basının tarihini konuşacağız. Merhaba Emre. Merhaba. Fakat tabii biz yine programı bölmeyi düşünüyoruz açıkçası. Yani tek bir programa toplama yanlısı değiliz. İlk olarak bugün herhalde Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar, yani Osmanlı'dan alıp Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar getireceğiz değil mi? Evet, şöyle şimdi tarih devamlı tekrar ediyor derler ya. Ne kadar ileriye bakmak istiyorsan o kadar geriye bak gibi böyle vecizler vardır. Evet. Bizim genel düşüncemiz zaten program konseptimiz de bu yönde. Geçmişin tekrarlandığı, yani aslında az çok hemen hemen her aynı şeylerin belirli bir döngüler eşliğinde olduğunu iddia ediyoruz. O yüzden Türkiye'de genel olarak gazetecilik, temel olarak gazete, matbu, baskı. Tabii bunun yörüngesinde bazı başka şeylerden bahsedilebilir ama temel olarak bunu ele alacağız. Neredeydi, nereye geldi gibi. Şimdi burada bu program Osmanlı dönemine bir şey yapalım dedik, analiz edelim dedik. Çünkü Cumhuriyet dönemi sonrası da çok uzun, volümlü bir yer. Onun öncesi de çok uzun. Çok fazla siyasi tartışma var. Her siyasi gelişmenin basın sektörüne de yankısı var. Bir de biliyorsun bizde matbuat Avrupa'ya baz alırsak daha geç gelmiş. Yani Avrupa'da yaygın bir gazete kullanımı, yani muntazam, yani yaygın işte günlük gazete 1660 gibi derken bizdeki ilk gazeteler, şimdi az sonra bahsedeceğim, 1828'lerden sonra, yani yaklaşık nereden baksan 200 yıla yakın bir fark var arada. Zaten matbaatta da böyle bir fark var biliyorsun. İbrahim Müteferrika işte 18. yüzyılın başlarında bu işlere giriyor. Avrupa'da çok daha önce. 2 ya da 3 yüzyıl fark var diyebiliriz. Evet, Sanırım. O Doğru mu? hani meşhur şeydir. Toplumda bazı kesimlerin böyle eleştiri yapmak için kullandığı işte 200 yıl, 300 yıl geç geldi zaten de falan gibi böyle suçu da bazı kesimlere atarlar. Bu nedenle, bu tavırlar yüzünden geç geldi falan diye. Hep o 200-300 yıl şeydedir, yani dillerdedir, söylenir. Ya o matbuatın geç gelmesi, geç şey yapılması, kabullenilmesi gibi şeyler daha çok sosyoekonomik durumla alakalı. Yani bu en basit tabirle onunla ilişkili bir şey. Bu olay şöyle, bir laf vardır hatta. İşte Paris'te bir günde yazılanlar Osmanlı'da bir yılda yazılır diye. Bu evet. 18. yüzyıla edilen Şimdi bir laf. Bak, Voltaire'e atfediliyor. Voltaire mi söylemiş bunu diyorsun? Şimdi, ona atfediliyor. Doğru mu bilmiyorum. Şimdi bu tam bu noktada şöyle bir yorum yapmak iyi olabilir belki. Ya da yanlışım varsa da beni düzelt. Bir şey var, yani bu siyasetle, İşte ideolojiyle ya da işte siyasi görüşle basın, gazetecilik hep böyle kol kola. Yani sadece Türkiye'de böyle değildi, dünyada böyleydi zaten. Şimdi bu senin bahsettiğin işte Fransa'da, yani bu işte 1660'lar ya da demin söylediğin o laf işte Paris'te hani bir günde yazılan gibi. Neden böyle oluyor? Ya çünkü zaten işte 18. yüzyılda Fransa'da ciddi anlamda işte devrim var bir kere. Herkesin bildiği. O devrim de bir günde olmuyor yani. O devrime giden süreçte sürekli bir kargaşa. Paris sokaklarının birbirine girmesi, Fransa'nın birbirine girmesi. Bu dönemde iletişim nasıl sağlanıyor? Siyasal iletişim ya da işte ideolojinin yayılması gazeteyle sağlanıyor. Türkiye'de ise, yani Osmanlı'da biliyorsun, yani Tanzimat bile işte 1839'da, yani o döneme yaklaşırken artık siyasal bir bilinç, sarayın dışına çıkan, işte topluma artık belli kesimler üzerinden yayılan bir durum var. Biraz da onunla alakalı. Aynen öyle. Zaten şimdi Tanzimat Fermanı'nı işaret ettin. O önemli bir referans noktası olacak. 1839 Tanzimat Fermanı. Biliyorsun Tanzimat Fermanı'nın çok düşmanları da var. İşte Tanzimat aydınları diye Atilla İlhan gibi böyle 20. yüzyılın böyle fikirsel önderleri hep söylerlerdi. Şimdi o günleri böyle o aydınlara, aydın düşmanlığı vardır ya Türkiye'de. İşte Evet. Alev Alatlı olsun, Atilla İlhan olsun. Aydın despotizmi derler. O referanslar hep Tanzimat aydıncılığına dairdir. Şimdi bu ilk Türk matbuat basını bağımsız mıydı? Tabii ki değildi. Devlet tekelinde kuruldu. İlk Türk gazetesi diyelim, Türkçe gazete diyelim daha doğrusu, 1828'de Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kurduğunu söylerler. Vekai-i Mısriye. Yani orada zaten özel bir şey oluşturuyor biliyorsun. 1833'te Türkiye'ye geliyor. Hani bir sefer falan da yapıyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kurduğu ilk gazete, ilk Türkçe gazete olarak bunu kabul edebilir. Türkiye'de yayınlanan ilk Türkçe gazete ise Takvim-i Vekai derler. Hani bu tam bir şey sorusudur. Bir ÖSS sorusu gibi 1831 yılında. Bunlar hep böyle devletin çıkardığı ve hani propagandasını yaymak, işte belirli kitlelere hitap etmek. Hitap ettiği kitle de çok küçük bir kitle. Bir de bu gazete dediğimiz şeyler, yani 3-4 sayfalık şeyler yani. Evet. Hani 20. yüzyıla gelene kadar, işte Cumhuriyet dönemine kadar bahsettiğimiz tüm gazeteler 6-8 sayfa arasında maksimum. Zaman zaman savaş dönemlerinde tek sayfaya iner.
Genelde de 4 sayfadır. Yani gazete dediğimiz şey bu. Hani ve günlük olması da sonradan oluyor. İlk başlarda haftada 2 kez, 3 kez. Hani böyle süreli yayınlar değil yani. 7 gün boyunca bir gazete eline gelmiyor. Bayiden almıyorsun. Ve hitap ettiğin kitle genelde işte sarayın, padişahların yaptığı icraatları anlatan veya böyle daha sosyal, işte sansürün girdabından ne kadar kaçabilirse sosyal konulara, içtimai konulara değinen gazeteler diyelim. İlk gazeteler böyle oluşuyor. O dönem biz zaten daha önceki bu Pera Palas yayınlarında da bahsetmiştik. Yine azınlıkların kültürel dünyaya, eğlence dünyasına olduğu gibi bu tip kültürel dünyaya ve matbuat dünyasına da çok büyük bir hegemonyası var. Azınlıklardan kastettiğimiz kim? Rum, Ermeni basını ve Arap basını, işte Yahudi basınları. Bunların bütün gazeteleri daha önce kuruluyor Türklerden ve daha yaygınlar. Yani şöyle veriler var. 1850 yılında İstanbul ve İzmir'de, zaten hani genel olarak gazete dediğimiz şey İstanbul ve İzmir'den teşekkül ediyor. İki tane Türkçe gazete varken 1850 yılında 16 tane Türkçe olmayan gazete var. Yani burada tam anlamıyla bir azınlık hegemonyası var. İşte genel olarak Ermenilerin, genel olarak Rumların gazeteleri, Yahudiler genelde Ladino dili, işte İspanyol Yahudicesi değil mi? Yani Evet, tam olarak bu. seferatların Ladino. Ladino dili var. Bunlar İzmir'den çıkıyor ve bu dönem boyunca o zamanki işte çok ünlü, aydın diyebileceğimiz kişiler, işte bu yeni Osmanlılar, Jön Türkler, onlara ilham verenler, işte Şinasiler, Namık Kemallerin hep derdi işte Türklerin yok sayılması ya da yani tabii ki o zaman bir devleti kurtarmak, işte Osmanlı'yı kurtarmak gibi şey var. Çözüm yöntemleri var ve bunlara araç olarak da gazetede bunlardan bir araç olarak ön plana çıkıyor. İlk özel gelişim gazetesi 1860 yılında Agah Efendi ve Şinasi Efendi tarafından kuruluyor. Bu gazeteler şöyle, bunların hepsi memur. Yani bu gazetelerde görev alanlar da memur. Bu gazeteleri yönetenler de memur. Devletle çok iltisaklı. Tamamen sermayesi devletten geldiği için de tamamıyla o sınırlar dahilinde. İşte o dönemki siyasi olayların senkronize bir şekilde bu gazeteler icra edilmeye çalışılıyor. Peki bir soru soracağım. Önemli Bu müteşebbis, özel müteşebbis. Baba Ali o dönemden kalma bir ifade mi? O daha çok Cumhuriyet dönemine Çünkü şey. acaba şey yapmaya Yani çalışıyor. Cumhuriyet döneminin başı. Devlet kurumları da Baba Ali civarında falan şeyi var yani. Acaba dedim de. Evet, ya Baba Ali dediğimiz işte o Cağaloğlu yokuşu derler ya, Kral biliyorsun. oluyoruz. Baba Ali de zaten orada. Baba Ali de zaten. Sadaret de orada zaten. Şu anki valilik. Yani hep hani bunlar burada referans verilenler yerleşkeler daha çok. Bu gazeteler bize ne öğretiyor? O dönemki gazeteler incelendiğinde 1920'li yıllarda Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı birçok reformun aslında işaretlerini bu gazetelerdeki ünlü kişiler, işte Jön Türk, Yeni Osmanlı dediğimiz kişilerin kaleminde görebiliyoruz. Mesela Latin harfleri tartışmaları 1860'lı yıllardan itibaren bu gazetelerde yapılıyor. Sekülerleşme gibi şeyler var. İşte Batı'nın getirdiği birçok şey aslında o zaman Tanzimat'ın ve Batı'nın getirdiği birçok şey benimseniyor. Avrupa merkezli dünya görüşü aslında kabulleniyor. Yani özellikle laikleşme yolunda ilk adımları hep bu gazetelerde görüyorsunuz. Yani o dönemde işte Arapçanın zor bir alfabe olduğu 1860'lı yıllarda bu gazetelerde konuşuluyor. Ve Türkçe'ye yani Latin alfabesine geçilmesi noktasında özellikle ısrarlı bir şekilde şey var. Özellikle bir gazetede ben çok ilginç bir şey gördüm. 1860'lı yılların ortasında Namık Kemal'in çıkardığı gazetede şöyle bir şey var. Karadağ meselesine yer veriyor. Ya Karadağ bildiğin şu an Dağlık Karabağ'daki olayı düşün. Ya bu 150 yıl önce yani şu an çözümlenemeyen ama en azından Azerbaycan'ın böyle işte işgal edilen toprakların bir parçasını falan geri aldığı şeyi düşün. Bundan 160 yıl önce bile gazetede var. Şimdi bu ekip tabii daha sonra dönemin padişahlarıyla sıkıntılar yaşıyorlar. Devlet memurlar ama sürgüne gidiyorlar biliyorsun işte Paris'e gidiyorlar ve daha sonra işte Jön Türkler falan teşekkür edecek buralarda. Ama bunlar böyle devletle bir yandan Osmanlı Devleti'ni karşı değiller ama Osmanlı Devleti'nin reform yapmasını ve işte o dönemki daha sonra özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru parlamenter daha demokratik bir rejime geçilmesi yönünde hep bir eğilim var diyebiliriz. İşte o dönemin ünlü isimler kim? Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi gibi isimler. Gazete çıkarıyorlar, çok sert eleştiriyorlar. Gazeteler genelde bir sene içinde kapanıyor, kapattırılıyor. Çünkü bir yere kadar ve daha sonra yurt dışına giderler. Londra'da gibi yerlerde işte sürgünde gazete çıkarırlar. Yani orada da gazete çıkarırlar. Sürgün gazeteleri diye bir tabir vardır. Ve oradaki gazetelerde de eleştirilir buradaki rejim. Ancak daha sonra bir şekilde rejimle uzlaşma yaşanıp buraya gelirler. Burada yine aynı şey olur. Yani burada yine bir sıkıntılar yaşanır. Yine gazeteler kapattırılır. Hani bu böyle bir
şey gibi, bitmeyen bir fasit daire gibi düşünebiliriz. Ve şöyle ilginç bir şey var. Anadolu'ya da şey yapılırlar, sürgüne yollanırlar. Şimdi burada bir tarih vermek gerekiyor. 1864 yılında eyalet sisteminden vilayet sistemine geçildi. Bunun önemi nedir Osmanlı bağlamında? Yeni artık işte Trablusgarp olsun, Tuna olsun, işte bu tip Halep olsun. Bu tip vilayetler kurulur. Ve bu vilayetlere de büyük bir gazete, yani gazetelerin, vilayet gazetelerin arttığını görürüz. Bir patlama yaşanıyor 1864'teki bu kararın ardından. Ve birçok yerde Girit, Edirne, İşkodra, Yanya, Diyarbakır gibi birçok yerde çift dilli gazeteler var. Yani Türkçe, Arapça, Türkçe, Rumca, Türkçe, Ermenice gazeteler var. Çift dilli. Osmanlı hani kendini tam bir imparatorluk gibi hissettiği için henüz 19. yüzyılın başlarında göreceğimiz o Türkleştirme çabalarına girilmediği için çift dilli gazeteler vilayetlerde çok yaygın. Ve bir şekilde merkezde İstanbul başkentten sürgüne edilen yazarların çoğu da ilginç bir şekilde bu vilayetteki gazetelerde yazabiliyorlar. Yani böyle hani aslında böyle tuhaf gelebilecek, çelişkili olabilecek durumlar ama o dönemki yapı içerisinde bir şekilde gelişen olaylar diyebiliriz bunlara. Bu gazeteler genelde dediğim gibi tayin ve atamaların, yani şu anki gazeteler gibi değil tabii ki, hükümetin vilayet çalışmaları, örnek veriyorum demiryolu yapımı, işte telgraf hattı yapımı, işte varsa ödül dağıtımı gibi daha böyle lokal, daha böyle suya sopuna dokunmayan hadiseler de yer veriyor bu vilayet gazeteleri. Şimdi ben hayranlıkla dinliyorum açıkçası, çünkü sen bu tarih meselesine daha hakimsin, özellikle iletişimin, işte gazetecilik tarihine. Ben açıkçası çok fazla araştırmadım. Ben sadece işte modernleşme tarihi üzerinden, hani matbaa, işte Avrupa'da gazeteler falan filan, bunlarla ilgili bir takım bilgilerim var. Ama ya genelde biz şeyi görüyoruz, işte o demin bahsettiğim gibi siyasetle kol kola, bir yandan da Fransız ekolünün çok ciddi etkisi var. Yani Osmanlı'daki işte bu gazetelerde zaten biliyorsun siyaseten de bizim elitler şeyi örnek almıştır. Yani İngiliz modernleşmesinden ziyade Fransız modernleşmesini örnek aldıkları için o gazetecilik işi ya da işte basın meselesine de bu yansıyor. Bir diğer açıdan da Ali Suavi dedin demin. Ben sana bir soru sormak istiyorum. Şimdi Ali Suavi benim aklıma şunu getiren bir adam. Bazı figürler var biliyorsun basın tarihinde Türkiye'deki. Yani mesela belirli toplum kesimleri, siyasi görüşler bu isimleri sahipleniyor. İşte bir başka kesim düşmanlaştırıyor. Bu ne yazık ki böyle, yani devlet yöneticilerine de bu yapılıyor ama gazetecilere çok fazla yapılıyor. Ali Suavi'nin de mesela bir kesim işte heykelini yaptı, büstünü, sokak isimleri verdi. Bir kesim sevmez. Nedir yani bu? Yorumlayabilir misin biraz? Hem Ali Suavi özelinde olabilir istersen. Ya Ali Suavi özelinde şöyle bilgiler var. Ali Suavi de Muhbir diye bir gazete çıkarıyor 1867 Ha, yılında ve muhbir bu gazete onun mu? çok sert eleştiriyor dönemi. Evet, Muhbir onun. Çok sert eleştiriler yapıyor ve de gazete tabii ki çok kısa süre sonra kapanıyor. Ardından onun da bir sürgün macerası başlıyor. Ali Suavi işte sarıklı ihtilalci derler. İşte hem çağdaşlaşma yolunda bayraktar biri hem de geleneklere de işte devlete olan bağlılığı vesaire gibi böyle bir harmoni, böyle bir karakter olarak ön plana çıkarılıyor. Hani hem yerli ve milli hem de çağdaşlaşma yolunda da şey değil, mürteci bir tip değil dene diyerek vurgulanır. Şimdi burada yavaş yavaş buradaki en önemli karakter olan, yani bizim 19. yüzyılda damga vuran insan tartışmasız bir şekilde 2. Abdülhamit. Yani 2. Abdülhamit her açıdan çok tartışmalı. Ona gelirken bir olay var biliyorsun, bu ünlü Namık Kemal'in ekibinin sürgün olayı 1873'te. Vatan Yahut Sizse oyunu yayınlanıyor ve ardından Namık Kemal Magosa'ya, işte o dönemki diğer figürler de başka yerlere sürgün ediliyor. Hani böyle kopuşlar oluyor. Yani burada bir lineer bir akış yok. Yani devamlı gidip gelmeler var. İşte bir yandan daha çok refah, daha çok demokrasi, daha çok işte parlamenterizm. Yani Osmanlı Devleti'ne karşı bir tutum yok. Ama daha farklı bir işte meclis gibi talepler var. Daha özgürlükçü bir ortamın olması yolunda talepler var. Ve daha sonra 2. Abdülhamit geliyor. 2. Abdülhamit tabii çok komplike bir karakter. Hani onu böyle o 33 yıllık sanatını, saltanatını 1876'dan 1909'a kadar olan saltanatı böyle yekpare bir şekilde ele almak inanılmaz yanlış olur. Bu konuda maalesef bir anakronizm her zaman var. Şimdi onun dönemini ilk geldiğinde biliyor, çok önemli bir tarih var aslında. 1878'deki o Ayastefanos anlaşması ve o Rusya'nın gelmesi onu çok etkiliyor. Ve daha sonra dizginleri ele alıyor. Aslında ilk 10 yılı Abdülhamit'in matbuat açısından, gazetecilik açısından verimli. Yani onun ilk 10 yılında İstanbul'da 9 ila 10 yeni yayın yılda. Yani yeni gazete ve dergiler çok. Onun döneminde şey derler. Osmanlı dergiciliğinin ilk fitilin ateşlendiği, yeşerdiği dönem denir. Ve ilk 10 yılında hakikaten bu anlamda bir şey var. Yani
o işte